Yemin ediyoruz Sayın Salih Erkuzlu davetleri mazur. İstanbul'da başlayıp Ankara'da devam ettiğimiz, sonra İzmir'de son toplantısını yaptığımız 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlık toplantısının dördüncüsünü Erzurum'da bu kadim şehirde yapmaktan dolayı gerçekten büyük mutluluk duyuyorum. Erzurum'daki bu süreçleri çok daha iyi noktaya getirmek için 2022 yılındaki 278 milyonluk yatırıma bugün itibariyle 610 milyonluk yatırımı daha ilave ettik. Ve böylece Erzurum'daki eğitim yatırımlarını garip bir şekilde tevafuk etti. 3 tane 8'den oluşan bir rakam ulaştırdık. 888 milyon TL'ye çıkartmış bulunuyoruz. İnşallah yılın sonuna kadar tekrar gelerek inşallah bu rakamı 1 milyarın üzerine çıkartırız. Ki Erzurum bunu gerçekten hak ediyor. Merkezde, ilçelerde, köylerdeki eğitim ortamlarını çok daha üst noktalara taşımanın mutluluğunu biz de yaşamış oluruz. Okul öncesinin yüksek öğretime kadar eğitimin tüm kademelerinde bu ülkenin çocuklarının, evlatlarının, gençlerinin eğitime erişiminin kolaylaştırıldığı bir dönemdir. Bu kapsamda tüm Türkiye'de gerçekten çok devasa bir seferberlik aşkıyla çalışılan bir döneme şahitlik ettik. Derslik sayıları 300 binlerden 870 binlere ulaştı. Öğrenci sayısı eğitimin tüm kademelerinde arttı arkadaşlar. Hepiniz şahitsiniz. Okul öncesinde 5 yaştaki okullaşma oranı 2000'li yıllarda %11'di. Yani 100 tane 5 yaş çocuğundan sadece 11 tanesi okul öncesi eğitime gidebiliyordu. Şu anda bu oran %93. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı %44'tü. Şu anda %90 üzerine çıktı. Yüksek öğretimdeki net okullaşma oranı %14'tü. Şu anda bu oran %48,5'un üzerine çıktı. Yani eğitimin tüm kademelerinde il ve bölge ayrımı yapılmaksızın bu ülkenin tüm çocuklarının eğitime erişimi kolaylaştırıldı. Son 20 yılda orta öğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı %39,2'den %90'a ulaştı. Yüksek öğretimdeki kadınlarımızın, kız çocuklarımızın okullaşma oranı ilk kez 2014 yılından itibaren erkek çocukların okullaşma oranını geçti. Yani fırsat verildiği zaman bu ülkenin eğitimle ilgili hiçbir sorunun olmadığı bu dönemde görüldü. Yeter ki toplumsal mühendislik projeleri uygulanmasın. Ben bu vesileyle bu süreçlerde eğitime devasa yatırımlar yapan ve 70 yıllık gecikmeyi 20 yılda telafi etmek için liderliğini ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımıza hem şahsım, hem öğrenciler, hem öğretmenlerimiz adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı olarak artık bu kitleselleşme evresinden sonra ağırlık verdiğimiz şey eğitimin kalitesinin artırılması ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi. Bunun için hepinizin malum olduğu üzere 3 tane temel noktaya ağırlık verdik arkadaşlar. Birincisi okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, ikincisi mesleki eğitim, üçüncüsü de siz değerli öğretmenlerin, okul yöneticilerinin sürekli desteklenmesi, mesleki ve kişisel gelişimlerinin çok boyutlu olarak güçlendirilmesi. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, 3000 tane yeni anaokulu yapmak, 40.000 tane yeni ana sınıfı yapmak. Ve hedef, 3 yaştaki %14 olan okullaşma oranlarını %50'ye, 4 yaştaki %35 olan okullaşma oranını %70'e ve 5 yaştaki %78 olan okullaşma oranı da %100'e çıkartmaktı. Şu ana kadar 10.000 tane yeni ana sınıfını ve 758 tane bağımsız anaokulunu hizmete aldık. Ve diğer geriye kalan 3.000 ile ilgili eksiklikleri de
Çoğu, hepsi yatırım planı içerisinde bütçelendirilmiş. Çoğu ihalesi yapılmış, işlem devam ediyor. Bazıları ihale aşamasında, bugün mesela Erzurum'a da yeni ilaveler verdik bu bağlamda. 10 aydaki bu çalışma meyvesini hemen verdi. Kıymetli arkadaşlar, %78 olan 5 yaştaki okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranı bugün itibariyle %93'e çıktı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına erken başladık. İstanbul'dan başladık. Yani 17 Haziran'da okullar kapandı. Bir hafta sonra İstanbul'da, buradaki siz değerli arkadaşlarımız gibi İstanbul'un tüm okul yöneticileriyle bir araya geldik. Hem eğitim politikalarımızı bir değerlendirdik, bir gözden geçirdik, bir hasbihal ettik. Hem de dedik ki bu sene erken başlayalım. Bu sene okullarımızın ihtiyaçlarını, yani temizlik malzemesinden kırtasiye malzemesine kadar, küçük onarımlarından büyük onarımlarına kadar, donatımına kadar okullarımızın ihtiyaçlarını gidermek için hızla yol alalım. Çünkü yıllardan beri bu ülkede eğitimle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılamaktan aciz. Okul aile birliklerini devreye sokuyor, oradan karşılamaya çalışıyor. İşte farklı mekanizmaları devreye sokuyor. Bu kadar yatırım yapan bir hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılamaktan niye aciz hale gelsin? İşte biz bu sene bunu göstereceğiz. Tüm okullarımızın, tüm Türkiye'deki okullarımızın ihtiyacını bizzat karşılayıp, daha önce karşıladığımız gibi önceden göndererek bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlığımızı şimdiden yapacağız. Ve ilk defa bakanlık olarak farklı bir uygulamaya gittik. Daha önceden hep orta öğretime bağlı, orta öğretim genel müdürlüğüne bağlı okullarımıza doğrudan bütçe gönderilirken, temel eğitime genel müdürlüğüne bağlı okullarımıza, yani okul öncesine, ilkokula ve ortaokullara bütçe gönderilmiyordu. Artık biz anaokuluna da, ilkokula da, ortaokula da bütçe göndermeye başladık. Çünkü çoğu zaman bütçeye göndermemize rağmen zaman zaman illerde, ilçelerde bütçenin aktarılmasında sıkıntılar yaşandığını gördük. Farklı kaynaklarda kullanıldığını gördük. Yani hiç kimseyi kirletmeden doğrudan alıcısı kimse, kimin ihtiyacı varsa ihtiyacı fazla olana fazla gönderecek şekilde tüm okullarımıza artık bütçelerimizi göndermeye başladık. İstanbul'a verdik, Ankara'ya verdik, diğer illerimize vermeye başladık. Bugün de Erzurum'da siz değerli yönetici arkadaşlarımızla birlikte bu bağlamda bir ahitleşme yapıyoruz. Bugün nasıl 610 milyonluk bir yatırımı Erzurum'a ilave yatırımı verdiysek, bunlara ilave olarak da okullarımızın eğitim öğretimi hazırlığı ile ilgili 200 milyonluk ödeneği siz değerli arkadaşlarımızın bulmuş olduğu okullarımıza gönderiyoruz. Artık rahat bir şekilde temizlik malzemelerinizi, kırtasiye malzemelerinizi, küçük onarımlarınızı ve donatım malzemelerinizi alabileceksiniz. Gerçekten el birliği yapalım ve Türkiye'ye şunu gösterelim. Ya bizim ihtiyacımız yok. Bak, bütçeyle ilgili bir sıkıntımız yok. Ha, bağış yapmak istiyorsa birisi bağış yapabilir. Ama kayıtla bağış arasında hiçbir ilişki yoktur. Hiç kimse kayıt bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu coğrafyasında, bu ülkenin içerisinde hiç kimseden kayıt için devlet okullarında bağış alınamaz. Biz nasıl yardımcı kaynaklarla ilgili yıllardan beri kronik olan problemleri çözdüysek, çocuklarımıza yardımcı kaynağı ücretsiz olarak gönderdiysek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi 2022-2023 eğitim öğretim yılında masaların üzerine sadece ücretsiz ders kitaplarını değil, ücretsiz yardımcı kaynaklarını nasıl göndereceksek okullarımızın da tüm ihtiyaçlarını biz karşılayacağız. Alkışlarımıza